2022 YKS, yani Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı. Çocuklarımız, gençlerimiz aylardır çalıştılar. İşte onlar da bugün o çalışmanın semeresini, karşılığını alacakları sınav maratonuna başlıyorlar. Bunların hepsini detaylı bir şekilde Habertürk'te burası hafta sonu farkıyla konuşacağız, değerlendireceğiz. Peki bunları söyledikten sonra ne yapıyoruz? Hemen Dicle Topçu'ya gidiyoruz. Neden? Çünkü Dicle Topçu, Habertürk muhabiri, YKS'nin ilk oturumu başlayacak. Artık öğrenciler okulların avlularında salonlara alınacak. Nedir ne değildir? Dicle'ye soralım. Dicle, günaydın. Günaydın Faruk Aksoy. Evet, Yüksek Öğretim Kurumu sınavlarının ilk oturumu bugün gerçekleşecek. Tabii ki burada heyecanlı bir atmosfer hakim. Kameraman arkadaşım Caner Dalgıç hemen size burayı göstersin istiyorum. Milyonlarca aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için bugün ve yarın sınavlarda ter dökecek. YKS'ye bu yıl 3.036.945 aday başvuru yaptı. Yaklaşık 1 milyon kişi de görev alacak bu sınavlarda. Tabii ki bu sınavlar 3 oturumdan oluşuyor ve ilk oturumu bugün yapılacak. Az önce de ifade ettiğim gibi temel yeterlilik testi sınavı saat 10.15'te başlayacak. Fakat sabahın en erken saatlerinden itibaren burada yoğun bir kalabalık hakimdi. Biz de burada o kalabalığı takip ettik. Aileler, adaylar burada heyecanlı dakikalar yaşıyorlar. Tabii ki burada sarılanlar, mutluluk gözyaşı dökenler, heyecandan eli ayağı titreyen öğrenciler, tabii ki pek çok ana şahitlik ettik. Kameraman arkadaşım Caner Dalgıç bu anları da size gösteriyor. Öğrenciler burada kimlik kontrolünden geçiyorlar. Tabii ki sınava girmenin en önemli şartlarından biri de yanlarında kimlik kartları ve onaylı başvuru belgeleri, sınav başvuru belgeleriyle girmeleri. Dakikalar önce bu kapıdaki bariyer açıldı ve öğrenciler sınav yapacakları yere girebilmek için ilerlediler. Bugün hangi derslerden sınav olacaklar? Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilimlerinden toplamda 120 soru yanıtlayacak adaylar ve 120 soruya 165 dakika süre verilecek. Ve sınavlardan 15 dakika önce, yani saat 10'da bu kapı kapanacak ve artık girişler yasaklanacak. Az önce de ifade ettiğim gibi adayların sınava giderken yanlarında sınav giriş belgesi ve kimliklerini bulundurması gerekiyor. Tabii ki her olumsuzluğa karşı da ilçe nüfus müdürlükleri tedbirini almış vaziyette. Kimliğini unutan adaylar buradan gerekli işlemleri yapılabilecek. Tabii ki emniyet tedbirlerini de aktaralım istiyorum. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63.463 emniyet personeli de bu sınavlarda görev yapacak ve sınav takvimine göre sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Evet, burada bir heyecan hakim, kameralarınıza getiriyoruz. Yarınsa ikinci ve üçüncü oturumu yapılacak alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi sınavları yapılacak. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Caner Dalgıç'la bu sınavın ilk oturumunu, üniversite sınavının ilk oturumunu takip ediyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Faruk Aksoy.